Selamlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu yoğun girişimci hayatım içerisinde nasıl sağlıklı kaldığım, genel olarak ne yediğim, ne spor yaptığım, ne gibi vitaminler kullandığım. Ama sadece bu da değil, videonun sonlarına doğru size aslında daha önceden bahsettiğim bir diyetten de bahsedeceğim, detaylarını anlatacağım. Tam olarak diyet demek de doğru değil aslında, bir metabolik detoks demek daha doğru olabilir. 21 günlük bir işlemdi bu ve ben 6 kilo verdim aslında. Her ne kadar amaç özellikle benim için kilo vermek olmasa da çok değişik bir tecrübeydi. Onun da detaylarını videonun sonuna doğru anlatacağım. Eğer uygulamak isterseniz gerçekten benim yemeğe bakış açımı değiştiren, cildimi çok değiştiren, vücudumdaki yağ oranını değiştiren bir detoks yaptım. Onu da anlatacağım. Dolayısıyla da konular böyle olunca bugün sizi mutfağıma aldım. Umarım arka plan hoşunuza gitmiştir. Hiç lafı uzatmadan hemen şu biraz önce bahsettiğim 3 konuyla başlayalım. Ne yiyorum, ne içiyorum, ne spor yapıyorum ve ne vitaminler kullanıyorum. Buraya vitaminlerimi de aldım zaten. Daha doğrusu destekleyici takviyeleri göstereceğim kullandığım. Hemen önce ne yiyorum, ne içiyorumla başlayalım. Genel olarak biz evde sebze ağırlıklı yemeye çalışıyoruz. Hatta ben ara ara Instagram hesabımdan neler yediğimi de bu hikayeler kısmından sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Eğer daha önce takip etmediyseniz kullanıcı adım şurada yazıyor. Takip edebilirsiniz görmek için. Genel olarak beslenme düzenimiz daha az et, daha çok sebze ağırlıklı oluyor. Sabahları güne aslında bir protein şekliyle, bir vitamin şekliyle başlamayı seviyorum ben ama her sabah olan bir şey değil maalesef bu. Genelde 5.30-6 gibi kalkmaya çalışıyorum. Saat 8 gibi acıkıyorum aslında. Hemen yemiyorum yani. Bir intermittent fasting diye bir şeyden de bahsetmiştim ben daha önce. Belki başka yerden de duymuş olabilirsiniz. Sağlıkla ilgili bir oruç bu aslında. Ne kadar mideyi ve sindirim sistemini boş bırakırsanız midenin ve sindirim sisteminin kendini yenileme hızı o kadar artıyor. O yüzden de günün belli saatlerinde yemek yiyip belli saatlerinde yemek yememe gibi bir alışkanlık aslında bu. Ben bunu kendime uyacak kadar uygulamaya çalışıyorum. Yani sabah zaten acıkmıyorsam, vücudum zaten besin istemiyorsa, ben de eğer gece belli bir saatte yemeği kesmişsem ve mideme o süreyi tanıyabiliyorsam, kendimi kötü hissetmiyorsam, sabah hemen kalkıp kahvaltı etmiyorum. Bu kahvaltı günün en önemli öğünüdür gibi bilgiler biraz eskide kaldı biliyorsunuz. Hele de bir genetikçi olduğum için ben birazcık ilgilendiğim bir konu bu. Ama benden ziyade eşim gerçek anlamda çok ilgileniyor sağlıklı beslenmeyle. Dolayısıyla da yemek planı aslında onun sorumluluğunda. Sabah kahvaltı etmiyoruz dediğim gibi. İçiyorsam bir protein shake içiyorum. Yoksa gerçekten öğle yemeğine kadar kahve, su, evet kahve çok sağlıklı olmasa da her şey mükemmel olacak diye bir şey yok tabii ki, hiçbirimiz değiliz, o yüzden o şekilde geçiyor sabahları. Genelde yemek planımızı biz hafta sonundan yapmaya çalışıyoruz. Her gün öğlen ve akşam ne yiyeceğiz gibi ve dolayısıyla da alışverişimiz ona göre oluyor. Alışveriş ona göre olunca evde bir şeyler atılmıyor, daha ekonomik de oluyor aynı zamanda. Hem de ne yiyeceğim sıkıntısı çok yaşanmıyor. Planı da yaparken işte 3 günde bir et, tavuk, balık gibi bir şey yemeye çalışıyoruz. Geri kalanında daha ziyade özellikle sebze ağırlıklı, lif ağırlıklı bir şeyler yemeye çalışıyoruz. Karbonhidratı mümkün olduğunca minimumda tutmaya çalışıyoruz. Ama elbette ki işte arada bir pilav tercih ediyorsak, glutensiz makarna ya da işte buğday makarnası gibi şeyler tercih etmeye çalışıyoruz. Ama dediğim gibi her zaman çok mükemmel olmayan ve olması da bence gerekmeyen, o baskıyı da vücudumuza koymamamız gereken bir konu bu yemek konusu. Genelde bir gibi yemek yemeye çalışıyoruz. Sonra bir de 6-6.30 gibi akşam yemeği yemeye çalışıyoruz. Olduğu sürece gayet başarılı. Birazdan bu diyeti anlatırken size sabah içtiğim protein shake'inin detayını da anlatacağım. Onun dışında ara öğün olarak mesela acıktığımızda, canımız böyle bir şey yemek istediğinde benim mesela birazcık tatlıya düşkünlüğüm vardır. Özellikle bu diyet, bu detoks o anlamda benim hayatımda çok büyük bir aydınlanmaya yol açtı. Ama genel olarak tatlı yemeği ben çok severim. O yüzden aralarda yediğim ufak tefek şeyler büyük problem. Hala da böyle çok aşabilmiş değilim aslında ama Thorsten bazen burada gördüğünüz bu mutfak robotunda nut butter diye bir şey yapıyor. Nut butter yani işte içinde çeşit çeşit kuru yemişin vesairenin olduğu bir ezme gibi, fındık ezmesinin bir türevi gibi bir şey. Nasıl yapıyor bunu? Her hafta elimizde artık ne varsa, ceviz olabilir, fındık olabilir, fıstık olabilir. Çok da onların detayına girmeyeyim. Birazcık işte kakao, bu temiz içerikli olan tozlardan, başka güzel tozlar varsa mesela ıspanak tozu da koyuyorduk bir ara içine, tadını bile almıyoruz zaten. Ondan sonra böyle bağlayıcı hurma gibi bir şey vesaire.
Onu güzel bir karıştırıp ondan sonra da bir kaba koyuyor. O mesela çok güzel bir atıştırmalık oluyor. Bir iki kaşık insanın canı tatlı çekince de muazzam oluyor. Böyle bir de tarif vermiş oldum ama neyse çok da uzatmayayım. Yediğimiz şeyler genelde dediğim gibi birazcık daha sağlıklı tercihler. Ara sıra her ne kadar sağlık yemeye çalışsak da ara sıra benim canım ciddi anlamda Burger King'i de çekiyor. Kendime de ayda bir falan onun iznini veriyorum. Onu da söylemem lazım yani. Çok da mükemmelmiş gibi davranmaya gerek yok gerçekten dediğim gibi. Spora gelelim şimdi. Genel olarak dans ettiğimizi biliyorsunuz zaten. Ben her çarşamba akşamı 2 saat ders veriyorum. Benim için güzel bir, orta seviye bir aslında egzersiz oluyor. Çok kendimi yorduğum bir şey değil çünkü yıllardır dans ettiğim için ciddi anlamda kalori yaktığımı düşünmüyorum ama terlettiği için ve 2 saat sürdüğü için güzel bir spor oluyor aslında benim için çarşamba akşamları. Onun dışında da haftanın 3 günü spora gitmeye çalışıyoruz. Ben genelde böyle spora gidip spor salonundaki aletleri kullanarak kendi kendine motive olarak spor yapabilen biri değilim açıkçası. Bir sınıfa girdiğim zaman, birileriyle bir şey yaptığım zaman çok motive oluyorum. Özellikle işin içinde de böyle müzik, dans gibi bir şey giriyorsa o zaman benim için tamam saatlerce spor yapabilirim. Ama onun dışında zannetmeyin ki gideyim işte yarım saat yürüyeyim, ondan sonra ne bileyim işte ağırlıklar çalışayım falan. Öyle şeylere çok gelemiyorum ben. Tamamen yapı meselesi. O yüzden de bu seçtiğim 3 tane sınıf, bizim buradaki 10 dakika uzaklıktaki spor salonumuzdaki 3 tane sınıf benim hem ihtiyacımı karşılıyor spor anlamında hem de keyfimi gerçekten yerine getiriyor. Yaptığımız şey şu, salı sabahı saat 6.30 ile 7 arasında yarım saatlik bir program bu. Rig Fit diye bir şey yapıyoruz. Rig Fit spor salonunda bu aletlerle yapılan bir şey ama 20 kişi falan bir grup oluyor. Ve 1 dakika o alettesin, sonra yanındakine geçiyorsun. Bir de partnerin oluyor, partnerine sürekli bakışarak yapıyorsun. Güzel bir müzik eşliğinde yarım saatte kısa sürede biten ve beni gerçekten böyle 3-4 gün sonrasında yürütmeyen son derece verimli bir seans, öyle diyeyim spor seansı. Sonra yeni başladığımız bir şey var. Bilmiyorum eğer beni Instagram'da takip ediyorsanız gördünüz mü? Geçen hafta paylaştım. Siz bunu isterken 2 gün önce oluyor. Pardon 2 gün önce paylaşmış oluyorum. Kickbox'a başladık Thorson'la. Ben önce bunun harika bir ilişki yönetimi olacağını düşündüm ama pek de öyle değilmiş gerçekten. O yüzden başkalarıyla yapmak daha mantıklı. Kickboxing'e başladık. O da 45 dakika sürüyor. Cuma akşamları gidiyoruz ona da. Ben bütün vücudu çalıştırdığı için çok keyif aldım. Bir de gerçekten stres yönetimi olduğunu düşünüyorum. Böyle içinizde fark etmediğiniz gergin duygular varsa onlar o kickbox esnasında bence çıkıyor. Hem iyi hissettiriyor hem de dediğim gibi spor olmuş oluyor. Üçüncü olarak da favorim Jomba. Jomba gerçekten bilmiyorum Zumba'yı duydunuz mu mesela? Zumba benim daha önce eğitmenliğini de yaptığım bir spor aslında. Müzik eşliğinde Latin aerobik diye özetleyebiliriz. Jomba da sanki Zumba'nın trampolin üzerinde yapılanı gibi özetle. Herkesin böyle minik bir trampolini oluyor. Onun üzerine 45 dakika boyunca müzik ve koreografiye uygun olarak zıplıyorsunuz aslında. Ama işte dizler tamamen böyle omuzlara yaklaştığı için zıplarken çok ciddi kalori yaktıran, çok ciddi kardiyo ve kondisyon gerektiren bir spor. Ben inanılmaz keyif alıyorum gerçekten. Hem de bilmiyorum aranızda belki bunu yaşayanlar vardır. Normal böyle koşu yaparken ya da işte herhangi bir spor yapıldığında ayaklarım ağrır, oram ağrır, buram ağrır. Konuşamadım. Trampolinde olduğum için hem de gerçekten o ayak ağrısı, ayakkabı vurması, diz ağrısı falan gibi şeyler de yaşamıyorum. O yüzden eğer varsa etrafınızda kesinlikle bir sınıfını denemeniz lazım bence Jomba'nın. Muazzam, muazzam. Bunları yapmaya çalışıyoruz. Bir de dans işte haftada 4 gün bir şeyler. Hepsi birbirinden farklı sıkılmamak için. Tabii bazen seyahat oluyor, o oluyor, bu oluyor. O zaman insan gidemeyebiliyor. O zaman başka bir sınıf bulmaya çalışıyoruz. Zaten bir hafta öncesinden planımızı biliyoruz genelde. Ya da işte evde bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Yoga yapmaya çalışıyoruz mesela. Ben bazen Thorson'a gidiyorum. O kettlebell'lerle çalışmayı çok seviyor. O bana bir şeyler yaptırıyor. Başka biri yaptırınca da genelde dış motivasyon yapabiliyor oluyorum. Böyle yani en kötü ihtimalle gidip bir yürüyelim, hani 20 dakika bir koşalım gibi bir şey oluyor. Ama genelde bu 3 dersi, özellikle de dansla dahil olmak üzere hatta 4 dersi genel olarak hayatımızda aktif bir şekilde tutabiliyoruz. En azından şimdilik böyle nazar değmesin. Spor da bu şekilde. Gelelim artık takviyelere. Yani zaten sağlıklı besleniyorum, zaten spor yapıyorum. Yaş olarak da çok risk grubunda değilim ama ben takviyelere ihtiyacımız olduğunu bilimsel olarak, bir genetikçi olarak da düşünüyorum. Çünkü galon galon da süt içsek gereken kalsiyumu vücudumuz ememiyor maalesef. D vitamini mesela sürekli artık iç ortamlarda bulunduğumuz için
gerekli güneş ışığını alamıyoruz mecburen. Hele ki ben Londra'ya taşındıktan sonra, İsviçre'ye de taşındıktan sonra bu konuda ciddi sıkıntı yaşadım. Onun dışında birçok vitamini vücudumuzun ihtiyacı kadar alabildiğimizi düşünmüyorum. Ya da birçok işte geri kalan mineraller vesaireler, güzel yiyecekler falan filan. Her ne kadar dikkatli etsek. Dolayısıyla benim buradaki bakış açım vücudu desteklemekte fayda var tamamen. Özellikle şu anda koronavirüsün durumunu biliyorsunuz. Vücudu ne kadar desteklersek o kadar iyi olduğunu düşünüyorum. Ama bu demek değildir ki vitamine herkesin ihtiyacı var. Bence öncelikle güzel bir kan testi lazım. Nelerin eksikliği var diye. Eğer eksiklikleri tespit edebilirseniz onlara uygun takviyeler almakta bence ciddi fayda var. Peki ben ne alıyorum? Benim şöyle bir kutum var. Bu kutunun içerisinde pazartesiden, daha doğrusu pazardan cumartesiye kadar bütün günler var ve her cumartesi günü ben bu kutuyu tekrar dolduruyorum. Ve haftanın her günü aldığım ilaçları bunun içine koyuyorum. Benim unutmama yöntemim bu şekilde. İçinde neler var? Öncelikle kaliteli bir balık yağı var. Balık yağının artık faydalarını vesairelerini konuşmaya çok gerek yok. Çok balık da tüketemiyoruz daha doğrusu. Dolayısıyla bu benim için önemli. Bütün aldığım vitaminler aynı markadan bu arada. Life Plus markasından. Türkiye'de bildiğim kadarıyla satışları yok şu anda. Ama eğer yurt dışından getirme şansınız varsa ya da yurt dışında yaşıyorsanız biz Torsun'la oturup bütün multivitaminlerin içeriklerini resmen karşılaştırdık. İngiltere'de her şeyin gerçekten. Ve bunlar kadar faydalı ve temiz ve güzel vitaminler bulamadık. Dolayısıyla da Life Plus'ı tercih ettik. Hatta ben aynı zamanda ortaklık programlarına da üyeyim. Çünkü gerçekten ürünleri çok beğendiğim için size de söylemekten hiç çekinmiyorum. Bütün tanıdıklarıma da tavsiye ettim. Oh My Gold diye bir balık yağı var. Balık yağının temiz kaynaktan geliyor olması önemli zaten. Onun dışında yani klasik balık yağı. Daha sonrasında bu önleme amaçlı bir aslında takviye. Proantenol, yani aslında antioksidandan bahsediyoruz. Antioksidanlar biliyorsunuz vücuttaki, daha doğrusu hücrelerimizdeki zararı geri çeviren o özellikle oksijenin, havanın yani hücre üzerinde yarattığı zararı engelleyen moleküller, antioksidanlar. Yeşil çayda falan da var, duymuşsunuzdur hatta. Proantenol de yine öyle bir şey. Bundan günde bir tane alıyorum. Ben normalde bu arada önerilen dozların hep yarısını alıyorum. Zaten sağlıklı olduğum için. Bu da yani önleyici ve ileriye yönelik bir yatırım. Özellikle antioksidanlar DNA'mız üzerinde olan zararı engelleme için çok önemli. DNA üzerinde olan zarar da nedir diye hemen bir konuşmak gerekirse kanserin sebebi. Kanserin tamamen sebebi, olmasının sebebi yani bir hücre içerisindeki DNA'nın bozulması, dolayısıyla da kanserojen bir etkinin olması ve o hücrenin normal hücreden çıkıp kanser hücresine dönüşmesi ve onun da büyümesi. O yüzden de hani antioksidanlar bence gerçekten olması gereken bir şey ve demin de bahsettiğim gibi nefes aldığımız bu oksijenden bile bu zararı görüyoruz biz. Eğer bilmiyorduysanız böyle kötü haber vermiş olayım. Vücudu korumak lazım. Üçüncü ve en önemlisi ve biraz önce bahsettiğim protein tozunun asıl içeriğindeki şey bu. Daily BioBasics diye bir şey. Bu toz formda bir hem vitamin hem mineral hem ot, yani böyle faydalı otların olduğu, hem de lif olan bir karışım aslında. İçerisi böyle deri derya bir liste. Gerçekten aklınıza gelebilecek bu süper food dedikleri, yani işte bilmem ne otu bilmem neye iyi geliyor diye şeyler vardır ya, onların hepsi bunda var. O otların hepsi bunun içinde var yani. Aslında bundan günde 2 kaşık her sabah içmek lazım. Ben ne yapıyorum? Eğer protein içebiliyorsam 1 kaşık bundan, 1 kaşık az karbonhidrat içeren, daha doğrusu az şeker içeren bir protein tozumuz var. Aşağıya onun da ismini bırakırım eğer merak ediyorsanız. Bir kaşık ondan, birazcık işte ne süt varsa evde ya da su ya da kahve mesela. Kahve de çok güzel oluyor. Ve birazcık da dondurulmuş meyve ya da herhangi bir meyve de olabilir, buz da olabilir sadece. Karıştırıp içmeye çalışıyorum. Tadı gerçekten çok kötü arkadaşlar. Yani çok 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 kötü. Alışıyorsun, hani ona bir şey diyemem. Ama hani sağlık için yapılacak bir şey bence. O kadar da problem yaratılacak bir şey değil. Tek sıkıntısı o protein tozunu yapamıyorsam, sabah erken toplantıya çıkmam gerekiyorsa, bir şey oluyorsa içemiyor ondan bunu. Onun için de böyle bir ürün aldım. Bu da TVM Plus diye bir şey. Bunun aslında içindeki şeylerin birçoğu, lif hariç özellikle, birçoğu bunda da var.
Bu da bir kaşığı 3 tane tablete denk geliyor. Ne yapıyorum? Eğer seyahat etmiyorsam, içebiliyorsam protein tozunu içiyorum. Eğer içemiyorsam tablet alıyorum. Ve bu da benim aslında günlük multivitamin, multimineral, işte aklınıza gelebilecek her şey. Yani diğer ikisinden çok daha önemli olan aslında bu. Bunlar da benim aldıklarım. Son olarak burada olmayan bir biyotin almaya başlamıştım. Saç sağlığım ve tırnak sağlığım için. Tırnaklarım gayet sağlıklı aslında ama saçlarım biraz dökülüyordu. Ciddi yüksek 12.000 mikrogram mı? Yalan olmasın. Ondan almaya başlamıştım. Aslında bunun içinde de biyotin var ama şu anda resmen bitirmek için. Çünkü fazlası atılıyor B vitamininin biliyorsunuz. Onu da bitiriyorum yani şu anda. O yüzden buraya koymadım. Düzenli olarak kullanmaya devam edeceğim bir şey değil. Ama bunları, bu Life Plus'ın güzel ürünlerini bulmadan önce kullandığım bir şeydi. Bu arada video sponsorlu falan değil. Onu da söylemediysem söyleyeyim. Kullandığım şeyler de böyle. Artık gelebiliriz bence bu diyet olayına. Nereden geldi, neden yaptım, nasıl oldu vesaire vesaire her şeyi bir anlatayım şimdi size. Noel döneminde çok ciddi böyle tatlı tüketimi, işte o bu her şeyin tüketimi yani tahmin edersiniz ki kilo da aldım. Kendimi de gerçekten çok kötü ve sağlıksız hissettiğim bir dönemdi. Bu Life Plus'ları aldıktan sonra tanıştığım kişilerden bir tanesi bana şu kitabı önerdi. Bu. Üstünde Rebalance Your Metabolism in 21 Days yazıyor. Yani metabolizmanızı 21 günde tekrar dengeye sokun. Benim de ilgimi çekti tabii metabolizma deyince ve denge deyince. 7 aşamada aslında metabolizmayı nasıl tekrardan resetleme, dengeye sokma, detoksa sokmayı anlatan bir kitap bu. Eğer düşünüyorsanız tavsiye ederim kitabı da. Aşağıya bırakırım linkini vesairesini bulabilirsem. Aslında mevzu şununla ilgili. 21 gün boyunca bu kitapta yazan bir detoksu takip ediyorsunuz. Sonra stabilizasyon açısından bir daha bir 21 gün geçiyor. Sonra da 6 ay boyunca vücudunuza belirli besinleri sokup çıkararak aslında tamamen vücudunuzun metabolizmanızı daha doğrusu test ediyorsunuz. Nelerden başlıyor aslında ve nelerden bahsediyor? İşte mesela asit baz dengesinden bahsediyor. Tekrar biraz daha bir kere daha tekrar edeceğim ama bir bilim kadını olarak konseptini anlayabildiğim için özellikle de benim gerçekten dikkatimi çeken bir diyet programı oldu. Çünkü işte yok bir kutu bilmem ne, yok bilmem ne kadar bilmem ne falan gibi diyetler uygun da değil, mantıklı da gelmiyor bana zaten. Burada anlatılan işte ne kadar çok asit içeriği yüksek besin kullanıyorsunuz, yiyorsunuz. Vücudun bazik değerlerde olması lazım. Kendini iyileştirebilmesi için asiditesi düşük olan sebzeler, meyveler herhangi bir şey kullanmak lazım. Ve bunların listeleri var burada. Onun dışında yani anlatacağım da anlatacağım aslında çok uzayacak ama omega 3 neden olmalı, hangi kaynaktan alınmalı, antioksidanlar niye alınmalı vesaire gibi bütün her şeyi anlatan, önce anlatan sonra da size o 21 günlük diyetin içeriğini aktaran en arkası da şuradan itibaren de tamamen o diyette kullanabileceğiniz tariflerle dolu bir kitap bu. Ve konsept şöyle, yani diyet şöyle daha doğrusu. Kitabın içerisinde yazan ilk sayfayı açıp oradan okuyacağım size. Kahvaltıda kesinlikle protein tozuyla başlıyorsunuz. Aslında kitapta yazıyor ama ben yapmadım. Kahvaltıdan sonra bir tane, bir parça sadece meyve yeme hakkınız var. O yiyebileceğiniz meyvelerin de bir listesi var burada. Onlar da çok kısıtlı. Çünkü şeker içeriği çok düşük şeyler yenilebiliyor. O da şey yazıyor yani eğer isterseniz çok gerekliyse yani ölecekseniz artık o şeyi yiyebilirsiniz yazıyor meyveyi. Ben yemedim. Öğlen ve akşam yemeklerinde 110-120 gram protein bir el avuç içi kadar ve yanına sınırsız sebze. Hem o yiyebileceğiniz etlerin, protein kaynaklarının hem de sebzelerin bir listesi de var burada. O da kısıtlı bir liste. Kulağa da çok böyle sıkıcı geldiğinin farkındayım. Sonra tekrar arada bir eğer ihtiyacınız varsa bir parça meyve var. Ben onu da hiç tüketmedim 21 gün boyunca. Akşam yemeğinden sonra da bir tane ufak bir grissini gibi bir şey var. Onu da tüketmedim. Yani baya baya gün içerisinde sadece 3 kere bir protein tozu, öğlen 100 gram, 110-120 gram protein ve sınırsız sebze salata. Akşam yine aynı şey. Bitti. Bu kadar. 21 gün boyunca yaptım bunu. Kilit noktayı söylüyorum size. Sıfır şeker, sıfır karbonhidrat, sıfır yağ. Biliyorum yağ çok gerekli ama sıfır yağ. Çünkü amaç
burada detoks yapmak. O yüzden zeytinyağı dahil olmak üzere, sağlıklı yağlar dahil olmak üzere ilk 21 gün hiçbiri yok. Onun dışında işte yağlı et bile yok. Tuz var, karabiber var, limon suyu var. Onun dışında başka baharat bile yok. Yani ciddi anlamda kısıtlı, yediğiniz, çok kontrol ettiğiniz bir detoks programı. Ben neler yedim ve nasıl sıkıcı olmayan bir hale getirdim diye sorarsanız, aslında hem arkada bir sürü tarif var hem de insanı gerçekten yaratıcılığa itiyor. Çünkü iki kere yiyorsunuz zaten doğru düzgün, hani protein tozunu saymazsak, ve hevesleniyorsunuz o yemekleri yapmaya o kadar az yiyince de. Dolayısıyla ben böyle işte takolar yaptım, mantarların içine peynir doldurdum, protein kaynağı olarak peynir tükettim vesaire. Yani çok da sıkılmadım 21 gün boyunca aslında. İki tane daha noktası var. Birincisi, her yemekten önce bir toz şeklinde bir tuz tüketimi oluyor. Aslında bu konsepte de çok girmek istemiyorum ama hamilelik hormonunun vücutta yarattığı etkileri mimikleyen bir molekül aslında içindeki bu Himalayan tuzunun iddiası. Henüz kanıtlanmış bir şey yok. Hamilelik hormonunun da esprisi aslında vücutta gerçekten o yağ emilimini yapmamak vesaire gibi, işte kilo vesaire vesaire. Ya girmeyeyim oralara. Çocuğa faydalı şeyler yani. Bu diyetin esprisi, yani o tuzun esprisi gerçekten iştahı kapatmak aslında. İştahsızlık yaratıyor yani. Dolayısıyla da yedikten sonra acıkmıyor insan. Bir zararı yok, ispatlanmamış. Ama bu anlattığım bu moleküler mimikleme vesairelerde çok kanıtlanmış şeyler de değil. O yüzden hani o nokta, diyetin o noktasında böyle biraz ama yaptım. Sonuç itibariyle problem yok. Bir zararını da görmedim dediğim gibi. İkinci önemli noktası da yağ almadığınız için, genel olarak bazı meyveler, sebzeler kısıtlı olduğu için vücuda kesinlikle takviye almak gerekiyor. Başka hiçbir yolu yok. Kitabın yazarları Alman doktorlar ve bilim insanları. Çok da popüler ve gerçekten dediğim gibi bilimsel de bir kitap. Kitabın içerisinde benim biraz önce bahsettiğim Life Plus ürünleri öneriliyor. Yani gerçekten benim için doğru takviyeleri aldığımın bir garantisi daha olmuş oldu bu durum. O zamanlar tabii tam doz alıyordum 21 gün boyunca. Yani 2 kaşık işte o tozdan, 2 tane balık yağı antioksidandan, 1 tane de sülfür. Sülfürün de yine bir esprisi var. Çok detayına girmiyorum. Eğer merak ediyorsanız bakabilirsiniz. 21 gün sonunda ne oldu peki? Yaptım. 21 gün sonunda 6 kilo biraz gram kilo verdim. Ama kiloyu tamamen yağdan verdim. Yani bacaklarım inceldi, belim inceldi. Bilmem bu üstümdeki yana kadar görebiliyorsunuz ama ciddi anlamda inceldim. Ve vücuttaki bütün gereksiz şeyleri attığımı hissediyorum. Yani zaten tuvalete girip çıktıktan sonra bile belli olan bir şeydi o zaman o. Cildim inanılmaz pürüzsüzdü. Bundan önceki videoda görebilirsiniz. Şimdi tekrar zeytinyağı falan kullanmaya başladığım için bence tekrar eski haline yaklaşmaya başladı. Bence alerjik ya da intolerans durumu da olabilir bu zeytinyağı benim için. Neyse, cildim inanılmaz değişti. Gerçekten böyle insan kendini enerjik, mutlu, motive hissediyor. Ben bunu hissettim. Kiloları geri almadım. Her ne kadar stabilizasyon döneminde mükemmel bir şey yapamasam da. Çünkü doğum günüme denk geldi. Önemli şeylerden bir tanesi alkol de yasak 21 gün boyunca kesinlikle. Dolayısıyla doğum günümde biraz alkol tüketmiş oldum. Tam anlamıyla geri kalan sürecini yapmasam da o kiloları aslında geri almadım ben. En azından büyük ölçüde. Şimdi fark ettiğim şey şu ki, hayatıma şeker geri girdi, yağ geri girdi ve kesinlikle cildim bile tepki veriyor bu duruma. Şimdi mesela bir yine şekeri azaltma gibi bir şey denemek istiyorum. Bu benim için, bu diyet, tamam o hızlı kilo verme falan çok güzel şeyler ama gerçekten ağzından soktuğum şeylerin farkındalığını arttırdı. Vücudumdaki varsa intolerans, alerji vesaire gibi şeyleri analiz etmem de faydalı oldu. Ki bundan sonraki süreçte de gerçekten birazcık daha dikkatli yemeye çalışıyorum. Onun dışında yani çok hızlı bir şekilde sonuç görüldüğü için motivasyon, o yemeğe karşı olan motivasyon, aralarda öğüne ihtiyaç olup olmaması mesela yine bir aydınlanmaydı benim için. Sürekli, çünkü ben işte öğle yemeğiyle akşam yemeği arası bir şeyler tıkınan bir insan. O zaman da hiçbir şey yiyemedim ve yemesem de oluyormuş dedim. Aslında gerçek bir açlık ya da gerçek bir ihtiyaç değilmiş de biraz psikolojik bir şeymiş gibi yani geldi bana. Dolayısıyla yani benim açımdan bu detoks olayı fiziksel faydalarının yanı sıra kafada ciddi bir fayda yarattı. Bir daha yapar mıyım? Yaparım kesinlikle. Ve kitabın özellikle söylediği en çok hoşuma giden şeylerden bir tanesi, en başta şey diyor doktor, yani
Keşke asıl ideal bir hayatta, ideal bir dünyada keşke hepimiz işte sebze ağırlıklı yesek de işte hiç karbonhidrat tüketmesek ya da minimum tüketsek, şeker tüketmesek, biliyorsunuz en zararlı şey. İşte şunu yapsak, bunu yapsak falan filan. Eğer bugüne kadar böyle yaşadıysanız tebrik ediyorum, süper, ama inanılmaz sıkıcı bir hayat yaşamışsınız. Hiç mi bir doğum günü partisinde bir pasta yemediniz ya da hiç mi bir yerde bir alkol tüketmediniz? Eğer öyle sıkıcı bir hayat yaşadıysanız okey, sağlık. Ama hayat öyle değil maalesef. Yazar diyor ki eğer bu diyeti uyguladıysanız ve anladıysanız bundan sonraki hayatınızda kaçırdığınız günlerin sonrasında, mesela bir doğum gününe gittiniz, bayağı bir abur cubur yediniz, ondan sonraki 1-2 gün, sadece 2 günlüğüne bu detoksu tekrar uygulayın. Vücudunuza aldığınız zararlı şeyleri tekrar vücuttan göndermek adına. Benim için asıl kilit noktası oydu. Yani gerçekten çok içtiğim, çok yediğim, çok saçmaladığım günlerin arkasından 2-3 günlüğüne bu programı uygulayabilirim diye düşünüyorum. Kendimi de bu konuda gerçekten iyi hissettim. Sanırım bu da böyle. Umarım unuttuğum bir şey yoktur. Sorularınız olursa muhakkak aşağıya alayım, onları cevaplayayım. Her türlü sorunuza cevap vereceğim, söz veriyorum. Onun dışında da sanırım diyeceklerim bu kadar. Bunları yaparak işte biraz sağlıklı kalmaya çalışıyorum. Vücudumuz bize verilen en önemli araç. Onsuz hiçbir şey yapamıyoruz çünkü gerçekten. Dolayısıyla da iyi bakmak gerektiğini düşünüyorum. Umarım bu videoda size birazcık ilham, motivasyon kaynağı olmuştur. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Ve sonraki videolarda görüşmek üzere diyorum. Abone olmadıysanız da olmayı unutmayın diye bir kere daha hatırlatayım. Sonrakilerde görüşürüz. Hoşçakalın. Mua.